Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere otomobillerde kullandığımız ampul tipleri hakkında bilgi vereceğim. Özellikle yaygın olarak kullanılan otomobil ampullerini merak ediyorsunuz. Bu videoyu kaçırmayın. Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir video ki arabanın farlarını LED'e çevirdim videosu çok izlendi, çok takip edildi. Yaklaşık 1,5 ay önce girmiştim videoyu. En azından bu video çekildiğinde o kadar olmuştu. Çok eleştiren de oldu o videoyu. Çok işte yerden yere vuran da oldu. Çok beğenen de oldu. Ve çok talep geldi. Yani insanlar anladığım kadarıyla bu konuyu merak ediyor. Eleştirenlerin çoğu ise karşı tarafın gözünü alabileceğini iddia ediyordu LED farların. Özellikle de merceksiz olanlarının. Bu konuyu araştırmaya devam ediyorum hala bu arada ama benim arabamla ilgili herhangi bir, yani benim o denediğim araçla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani karşıdan selektör vesaire yapan olmadı. Birçok yorumda da söylediğim gibi bunu şekil olsun diye yapmadık arkadaşlar. Yani gerçekten de H4 farlar çok başarılı bir şekilde aydınlatmıyor. Benzer farı kullanan başka otomobil sahipleri de vardır aramızda muhtemelen. Onlar da aynı dertten muzdariptir. Yoksa amacımız hani şekil yapalım, yıldırım efekti verelim falan filan değil. Zaten benim aldığım en ucuz LED lambalarından bir tanesi de öyle yıldırım falan filan da yapma özelliği de bulunmuyor. Neyse, o videoya çok dediğim gibi yorum geldi, eleştiri geldi. Hepsine teşekkür ederim. Yani yanıtlamaya çalıştım. Böyle hakarete kaçanlar oldu. Onları birazcık sildim, öyle söyleyeyim. Ama onun dışında makulü mantıklı olan her soruyu yanıtlamaya çalıştım. Orada şunu gördüm. Birçok kullanıcı aracının ampullerinin türünü bilmiyor. Çünkü gerçekten zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü işte onlarca farklı otomobil markası var. Bunların detayına inecek olursak onlarca markanın yüzlerce modeli var. Yüzlerce modelin de yılına göre değişen, evet gerçekten de bu böyle, yıllara göre değişen bir ampul kullanma şekli var. Yani 1998 model aracın ampulüyle 2007 model aracın ampulü aynı marka ve model olsa bile aynı olmayabiliyor, değişebiliyor. Teknoloji gelişiyor. Markaların tercihleri değişebiliyor. Ben de şöyle bir video çekmeye karar verdim. Otomobillerde kullanılan ampuller hangileri, ampul tipleri hangileri? Şimdi birçok farklı tip var tabii ki. Hepsini burada tek tek anlatamam çünkü çok uzun sürer. Ama en azından yaygın olarak kullanılanı anlatayım. Ayrıca bir tane link vereceğim şimdi. Hatta burada alttan bir yerden çıkartırım onu ben size. Osram'ın bir tane sitesi var. Açıklama kısmında yazacağım bunu. Siz oraya giriyorsunuz. Aracınızın cins işte markasını, modelini, hatta motor tipine göre seçiyorsunuz. 3 aşamalı bir seçenek var. Hatta otomobil olması da gerekmiyor. Kamyon ve motosiklet için de böyle bir hizmet sunmuş Osram. Çok başarılı bir hizmet. Gerekli ayarları yaptıktan sonra, bilgileri girdikten sonra diyelim Toyota, Auris işte 1.4D diyorsunuz, seçiyorsunuz. Size arabanın öndeki bütün farlarını, arkasındaki bütün farlarını ve içerideki farların da, ampullerin daha doğrusu, farların, lambaların cinsini söylüyor. Tabii bu kendi sitesine yönlendiriyor Osram haliyle. Ama siz en azından işte hangi tür bir, işte diyelim ki işte ana farlarınızda hangi tür bir ampul kullandığınızı bilmek zorunda değilsiniz. Kullanım kitapçığında falan yazıyor ama belki kullanım kitapçığınız yok, araba çok eski olabilir vesaire vesaire. 2 dakikada hemen buluyorsunuz. Böyle bir hizmetimiz de olsun. En azından faydamız olsun insanlığa. Altta da linkini vereceğim. Videoda çıkarttım ama açıklama kısmına da koyuyorum. Oradan tıklayıp da gidebilirsiniz. En azından böyle bir faydamız olsun. Şimdi gelelim otomobillerin yaygın olarak kullanılan ve hepimizin hemen hemen hayatında yer eden ampul türlerini temel olarak neler var onlara bir göz atıyoruz. Şimdi ilk ampul türümüz headlight dediğimiz farlar, ana farlar, yani aracımızın işte uzun kısa dediğimiz, uzun da kısa olarak kullandığımız ana aydınlatmasını, yolu görmemizi sağlayan farları
Bunlar genelde H, yani bildiğimiz H harfiyle tanımlanıyorlar. İşte H1, H2, işte H1, en çok kullanılanı söyleyeceğim bu arada. H1, H3, H4, işte H8, H7, işte H9, H11, işte H4 ve işte H27 gibi farklı isimlendirmelere sahip. Tabii kamyonlarda, ne bileyim, tırlarda veya özel, çok daha özel araçlarda çok daha farklı kullanılabiliyor ama ağırlıklı olarak bizim hani binek otomobil dediğimiz otomobillerde bu kodlu olanlar kullanılıyor. En çok kullanılan bir tanesi H4. Hemen şu an elimde bir H4 ampul tutuyorum. Şöyle size de göstereyim. En yaygın kullanılan ampul türlerinden bir tanesi bu H4. 3 tane girişi vardır. H7 de var, H11 de var yerine göre, işte aracına göre. Hatta bazı araçlarda uzun ve kısa için ayrı ayrı ampuller var. Yani uzun için işte H4 olurken kısa için H7 olabiliyor veya tam tersi. Bazı araçlarda da ikisi de tek bir ampul. Üzerinde iki tane flaman, iki tane bölüm, yani gücü var. Birinci gücü açtığınızda, yani kısayı yaktığınızda daha az güçlü yanıyor. Haliyle uzun da biraz daha uzun güçlü yanıyor. Mesela bu, hemen şöyle göstereyim. H4'te iki tane flaman var. İşte kısada birisi, uzunda. İkisi beraber yanıyor. Bu şekilde bir şeyimiz var. Mesela bir örnek daha vereyim. Burada elimde iki tane, biri LED, birisi normal olmak üzere, halojen olmak üzere iki tane H27 ampulümüz var. H27 ampul genelde farlarda, şey, sis farlarında kullanılıyor. Mesela şöyle bir şey oluyor. Bu da onun LED varyasyonu olarak tanımlayabileceğim modeli. Bu şekilde, yani H kodunu gördüğünüz zaman ya da farın cinsi nedir diye sorulduğu zaman, türü, ampulün türü, genelde bu aydınlatma uzun kısa dediğimiz ampullerde ve sis farlarında genelde H kodlu ampuller kullanılıyor. Dediğim gibi araca göre, modeline göre, markasına göre bu değişir. Hepsini tek tek bilmeniz mümkün değil. Osram'ın bu sitesinden bakabilirsiniz. Başka çözümler de vardır muhtemelen ama ben orayı bulduğum için söylüyorum bu arada. Başka çözümler de varsa bu videonun altında yorum olarak iletirsiniz. En azından başkaları da öğrenmiş olur diyelim. Bir diğer ampul türü ise T10 dipsiz ampul dediğimiz ampuller. Bu çok komik bir isim bence. Ama dipsiz denmesinde bir sebebi var. Hemen şuradan bir tane alayım. Şu mesela T10 dediğimiz türde bir ampul olarak karşımıza çıkıyor. Bu ampullerin önemli özelliği bir dip. Yani duy kısımlarının olmaması. O yüzden bunlara dipsiz deniyor. Doğrudan doğruya iki tane kablo çıkar. Bu kabloyu da birisi işte artı, birisi eksidir. Taktığınız zaman yuvaya. Zaten böyle bir girmeli bir yuvası vardır bunların çoğunun. Hemen takılır. 5W olarak da geçiyor bu ampuller. Ama dipsiz dediğiniz zaman herkes bilir. Yani herhangi bir elektrikçiye gitseniz T10 dipsiz ampul istiyorum ya da dipsiz ampul dediğiniz zaman size vereceği bu tarz bir şeydir. Bunun farklı boyutları var. Mesela daha küçüğü de var. Bu genelde plaka aydınlatmalarında vesaire de kullanılıyor. T10 dipsizler de öyle. Yani tavanda kullanılan araçlar da var. Mesela Getz'te, Hyundai Getz'te bu fren lambası olarak arka taraftaki 3. fren lambasında kullanılıyor. İşte yan sinyallerde kullanılan araçlar da var. İşte park ampulü olarak kullanılır. İşte mesela bu küçük olan, bu T5 olarak geçiyor bunlar. Yine dipsiz ampul ama T5 olarak geçer. Bunlar da mesela işte bu ağırlıklı olarak şeyde kullanılıyor. İşte park ampulü olarak kullanılıyor bu. Get için söylüyorum en azından. Plak ampulü olarak kullanılan yerlerde var. Plak ampulü olarak da bu mesela plakada da kullanılıyor. Parklarda da kullanılıyor. Genelde cılız bir ışık verir. Çok güçlü değildir. Bu tabii ki büyük olanları biraz daha, T10 olanları biraz daha büyük olduğunu söyleyeyim. Bir diğer ampul türü ise şöyle, şu şekilde göstereyim. Normal aslında ev tipi ampullere çok benziyor. Ama bunların böyle iki tane tırnağı var. İşte, tabii ekranda çok görülmüyordur. Ben bunun detayını çekeceğim, koyacağım. Bunlara çeşitli isimler veriliyor tipine göre. Şimdi 93 tip ampul de var. Bu o değil yalnız, bunu söyleyeyim. P21W diye geçiyor o ampuller. Bir de 1016 dediğimiz tipimiz var. P21 5W olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bu 1016 tipi ampul. Yani bunların tırnak, iki tane tırnağı vardı. Bir de şu kısımda normal bir tek bir duyumuz vardır. Bunlar 1016 diye geçiyor. Bu da sinyalde vesairede kullanılan yerlerde var. Bir tane daha tür ise şurada, bu LED olan gerçi ama hani duyunu görünce söyledim. İki tane
bağlantı yuvası var bunun arkasında. Yani duyunda iki tane. Ayrıca tırnakları da şaşı tırnak diye de geçer. Halk arasında böyle söyleniyor. Şaşı tırnağın sebebi şu. Birisi yukarıda, birisi aşağıdadır. Böyle bir yuvanız varsa, mesela geçişte fren lambası bu şekilde. Normal 1016, bu da 1017 diye geçer bu arada. Bu ampuller aynı zamanda şaşı tırnak dediğimiz olanları 1157 diye de geçebiliyor. Çok farklı şekilde kullanımları var, onu söyleyeyim. Ama hani bilmiyorsanız, işte dediğim gibi bu Osram'ın üzerinden görebilirsiniz. İşte bu mesela 1016 diye geçiyor. Bu şaşı değil bunların. Tırnakları aynı hizada. Bunun tırnağın bir tanesi biraz daha aşağıdadır. Bu şekilde kullanılıyor. Eğer hangi ampul kullandığını bilemezsiniz veya yanlış ampul alırsanız o yuvaya takamazsınız. O yüzden hani burada bu şekilde anlatıyoruz bunları. Yoksa çok problem değil. Yani her ampul her yere olmuyor. Hani evdeki bir ampul gibi düşünmeyin araç ampullerini. Güçleri farklı, bağlantı yuvaları farklı, türleri farklı olmaz yani. Takamazsınız. Onu söyleyeyim. Hani onu ona dönüştüreyim, ona bir kablo ayarlayayım falan gibi bir şey. Sıkıntı olabilir, problem olur. O yüzden bilmeniz gerekiyor ve ona göre almış olmanız gerekiyor. Bir diğer ampul türümüz ise sofit ampul dediğimiz ampuller. Bunlar böyle enteresan, şöyle iki ucu sivri. Ortasında da bir flamanımız olan bir ampul türü bunlar. Bunların da şöyle bir durumu söz konusu. Genelde bu, mesela GETS için söyleyeyim. İç aydınlatmadaki tavan ampulleridir bunlar. Oradan kullanılıyor. Ama başka araçlarda, mesela başka bir otomobilde bu sofit dediğimiz bu ampuller plaka aydınlatması olarak da kullanılabiliyor. Yani işte bir standardı yok, onu söyleyeyim. Hani plakada bu olmaz da araçta şu olmaz diyemezsiniz. Çok istisnai yerlerde diyebiliyoruz bunu. Örneğin işte genelde işte stop lambaları ya şey park lambaları genelde işte dipsi dediğimiz T5'tir. Ama bunun dışında hemen hemen hepsi değişebiliyor. Sofitlerin enteresan bir özelliği farklı boyutlara sahip olmaları. Yani onları da alırken o boyutta almanız gerekiyor. İşte bu 38 milimse eğer diyelim. Bu 20-30 milimetre. Bakın hemen boylarını şöyle göstereyim. Farklı farklı boyutlarda oluyor. O yüzden bu tarz bir ampulü alacağınız zaman boyutunu biliyor olmanız gerekiyor sofitte de. Yani bir tane sofit türü yok. 38'i var, 40'ı var, 35'i var, 25'i var vesaire. Boyutuna göre almanız gerekiyor. Bunun çünkü özel bir yuvası var. O yuvaya tık diye giriyor. Takdir edersiniz ki veya anlaşılacağı üzere hemen şu kısımlarından tak diye takıyorsunuz. Taktığı zaman hemen kullanmaya çalışmaya başlıyor. Küçük olursa tabii o yuvaya girmeyecektir veya büyük olsa sığmayacaktır. İki tarafında buraya değmiş olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bu tip ampuller bazıları sağ sol şey de oluyor. Yani polaritesi var. Yani artısı eksisi var. Bazen çalışmadığı zaman ters çevirip takarsanız çalışacağını göreceksiniz. Bazen böyle durumlar olabilir. Özellikle LED tarzında kullanacaksanız, mesela bu LED tarzında. Bunda olmaz ama sofitlerde olmuştu benim. Polariteye göre dikkatli olmanızda fayda var. Evet, temel olarak aslında lamba türleri bunlar. Hani ağırlıklı olarak kullanılan bunlar dedim veya benim elimde olanlar bunlar. Elbette çok daha farklı lambalar da var. Farklı farklı türlerde de, farklı farklı araçlarda da farklı farklı lamba türleri kullanılıyor. Dediğim gibi bunları hepsini tek tek bilmeniz mümkün değil. Yani böyle yıllarca bu iş yapan bir elektrikçi falan olursanız, her arabanın da size geldiğini varsayarsak belki bilirsiniz ama böyle tak diye söylemek de kolay bir şey değil. O yüzden o sıramın o linkini verdiğim, aşağıda linki de bulunan ampul bulucu diyebilirim ben buna. İnternet sayfasını kullanmanızı öneririm. Farklı yorumlarınız da varsa, ya bunun yerine şu adresi kullanalım veya işte ben şöyle bir çözüm buldum, bunları buradan anlıyorum diye bir formülünüz varsa burada paylaşırsanız sevinirim. Ama benim gördüğüm kadarıyla her binlerce araç var neredeyse, hani yılına, işte kategorisine, türüne, modeline vesairesine baktığınızda her birini tek tek bilmek çok kolay bir şey değil. Yeni bir araba aldınız, bilmiyorsanız o siteye bakarak da siz de bulabilirsiniz. Bu videoda da en azından genel bir fikir vermiş oldum size. En azından ampul türleri hakkında bilginiz olmuş oldu. Ben de aslında bu videoyu çeke çeke öğrendim, öyle söyleyeyim. Çok da uzmanlık alanım değil benim bunlar. Ama kendinizin değiştiriyor olması güzel. Ufak tefek bu tarz işleri elinizden geliyorsa ben mutlaka öğrenmenizi öneririm. Patladığı zaman en azından kendiniz yapabileceğiniz işler bunlar. Zaten otomobil ampulleri için söyleyeyim onları. Yani birçoğu çıkartılabilir bir şekilde tasarlanıyor ki, çünkü patladığı zaman siz de değiştirebilirsiniz diye. Sonuçta onu çıkartılamaz da yaparlar ama bu sefer değiştiremezsiniz o ampulleri. Tamirciler de değiştiremez. O anlamda sıkıntı olur. Bir videonun daha sonuna geldim.
Gerek bu videomla ilgili gerekse diğer videolarımla ilgili her türlü görüş, eleştiri, yorumlarınızı Gmail adresime iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma da abonesiniz biliyorum ama olmayanlar varsa olursanız da çok sevinirim. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz de bu arada onu da söylemiyorum ama paylaşabilirsiniz çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.